Belçika'ya bir bavulla geldim ama aslında kafamda bir tır getirdim. Çünkü ben hazır bir projeyle ve birikimle geldim. Zaten 1998'lerde başlattığım, Türkiye'de bir türlü sonlandıramadığım bir projeydi bu. Turaya Estetik Enstitüsü projesi kafamda geldim. Ve geldiğim günün hemen birinci haftasında da burada hiç boş durmadım. Sabah 9, akşam 9. Projemi olgunlaştırmaya, burada yapacağım neler yapabilirim, onları araştırmaya, ilişkilerimi kurmaya, bu projenin işte uzun vadeli olarak Türkiye ile olan ilişkilerini, köprülerini kurmaya başladım. Veya pratik olarak da işte o günlerde hani çok acelece de olsa okuma formatında bir şeyler yapmaya gayret ettim. İşte Kuvayi Milliye'yi seslendirdim. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye'sini seslendirdim. Onun dışında Yurdum İnsanı diye bir talk show denemesi yaptım. Yine okuma formatında. Ve yaz boyunca da burada yazın her şey tatile giriyor biliyorsunuz. O da benim için bir şey oldu, yani çok rahat çalışabilme fırsatı oldu. Yaz boyunca da Turaya Estetik Enstitüsü'nün işte bir yıllık programını, işte neler yapacağını, nasıl yapacağını bir program halinde tasarlayıp onu olgunlaştırdım. Sitelerimizi tasarladım, açtım. www.tiyatroya.com, turayakids.com ve turayaart.com diye 3 tane sitemiz var. Turayaart.com çıkaracağımız derginin sitesi. Turayaart diye bir dergi çıkarıyoruz, kültür ve sanat dergisi. Onun yanında bir turayakids.com diye bir sitemiz var. Bu da çocuk sitemiz. Bir Turaya Çocuk Kulübümüz olacak çünkü projemizin içerisinde. Bir de bir çocuk dergisi çıkaracağız, işte Ocak ortalarında çıkacak ilk sayısı. Onun hazırlıklarını yaptım. Yani tabii bütün bunlar benim 4-5 ayımı aldı. İşte Eylül'den sonra da mekan arayışına girdik. İşte geçici mekanlarda dersler, kurslar ve çalışmalar yapmaya başladım. Sonrasında çok büyük bir tesadüf oldu. Çok büyük bir tesadüf oldu. Birisiyle tanıştım ve çok uygun bir bina var, yani oraya bak gel gör dedi. Yani imkanım da yok, gücüm de yok, belki böyle bir şeyi bir sene sonra gerçekleştirmem mümkündü. Ama bakalım dedik, hakikaten geldim gördüm ki çok hazır bir bina. Yani ben bu kafamdaki projeyi bir mimara anlatsam da bana bir proje çiz desem ancak bu kadar olabilirdi. Bunun içinde de donanımıyla beraber, mobilyasıyla beraber verildiği için dedik ki geriye bir şey kalmıyor. Birazcık bu bizi sıkıştıracak ama destekler olacaktır. Çünkü faydalı bir iş yapıyoruz. Burada kamuya yararlı, Türk toplumuna yararlı ve Belçika'ya yararlı bir iş yapıyoruz. Mutlaka destekler de olacaktır. Biz burasının üstesinden geliriz diye düşündük ve Turaya Estetik Enstitüsü'ne Josafat Parkı'nın karşısında 4 katlı bir de yer edinmiş olduk.